Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 12 Aralık 2020 günlerden Cumartesi, saatlerimiz 09.51'i gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma güzel bir hafta sonu temenni ederim. Hepinize iyi tatiller dilerim. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı uygulaması var. Hafta sonunda Covid-19 pandemi dolayısıyla bu uygulama yapılıyor. O yüzden hepimiz hafta sonunda evlerimize kapandık. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansımızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim arkadaşlar. Umarım yeni günde, yeni haftada her şey gönlünüzce olur. Arkadaşlar 12 Aralık 2020 Cumartesi günü gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir programla start alıyor. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılık ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardında İzmir 1. ve İzmir 2. altılı ganyan analizlerimizi tek video üzerinde paylaşacağım. Öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz Gmail hesaplarınız açık vaziyetteyken videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz 3 senedir sizlerin karşısında ücretsiz olarak tahmin vermekteyim. Yine ücretsiz olarak tahmin vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ama bir arkadaşlarımıza özel tahminlerimi dinleyemeyen, vakti olmayan arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum sevgili yarışseverler. Tahminlerimi şablon şeklinde anlaşılır bir dilde atıyorum. Atacağım şablonda yani 20 liraya 15-20-30 lira civarına ufak altılı ganyan analizim de oluyor. Yine 60-70 lira civarına bir altılı ganyan tahminim oluyor. Yine 100-150 lira civarında altılı ganyan tahminim oluyor. Yine cesaretli altılım yani isteyip de oynayamadığım bir altılı ganyan tahmini veriyorum. Deli altılı ganyan analizim her gün şablonumda oluyor. Sevgili yarışseverler, sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Eğer ücretimiz pahalı gelirse, tek başınıza katılma imkanınız yoksa birkaç arkadaş ortak şekilde katılabilirsiniz. Bir kişiyi WhatsApp grubumuza alırım. Diğer arkadaşlar da yine kendi arkadaşlarına ilet şeklinde WhatsApp tahminlerimi gönderebilirler. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum diyerek ben Adana 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Adana'da 9 koşuluk bir program var. 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı altılı ganyan ilk aya. Esasında burada son yarışında da sizlere banko olarak verdiğim ve bugün yine bu safkanları geçmesini beklediğim bir isim var. Tabii at yarışı bu arkadaşlar, çok kolay bir oyunda değil ama sonuçta son yarışlarında yüksek performans gösteren Lionheart temsilcisi, özellikle anneden Dilum'un, anne kanatına yansıyan Dilum isimli aygırın torunu olan 2 numara Caravaggio bugün yine bu rakiplerini geçebilir arkadaşlar. Ben rahat kazanmasını bekliyorum esasen ama birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numaralı Şutka, özellikle taylığındaki günlere geri dönme sinyalleri veren bir isim. Bugün Akın Sözen İdaresi'nde piste çıkacak. Taylığında özellikle Akın Sözen İdaresi'ne, Akın Sözen İdaresi'nde ardı ardına güzel yarışlar yapmıştı. Ardı ardına güzel bir incelikler elde etmişti. Bugün yine Akın Sözen İdaresi'nde 54 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Yine 7 numaralı Ivor
bu grupta etkili olmasını beklediğim başka bir isim ve 5 numaralı Afra Tafra önlerde rahat kalırsa bu grupta yine etkili olmasını beklediğim isimdir. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Burada da çok beğenimi kazanan bir isim oldu Sayın Yener Girişken'e ait 9 numaralı Zirkon. Özellikle son yarışında dördüncülüğünde çok dikkatimi çekti bu safkan. Bugün Mehmet Akyavuz Dairesi'nde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numara Şapsı. Son yarışında banko olarak vermiştim arkadaşlar size 7 numara Şapsı isimli safkanı. Beni hayal kırıklığına uğrattı. İkinci oldu. Gerçi o gün %15 AGF'si vardı. O gün %49 AGF ile Trinetta'nın yanında koşuyordu. Gerçi o gün Trinetta'yı geçti. Yarım boyla ikinci oldu. Yani %15 AGF ile yine banko verdik. Bana göre çok güzel koştu. Hiç olmadı Trinetta'dan güzel koşmuştu. Bugün 7 numara Şapsı'dan da etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şanslı ismim olacak. Yine 8 numaralı Tırmıl Efes'i. Esasen çok eşkalli, çok yapılı, çok farklı bir safkan. Biraz güç isteyen bir safkan. Son yarışında son 30 metreye kadar önde geldiği yarışta son anda geçildi. Bugün Vedat Abiş arkadaşımız idaresinde tekrar bu yarışa çıkacak. Benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Line Child ve 2 numaralı Castle Rising isimli safkanlar sırasıyla önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada da yine son yarışında ısrarla sizlere 2. şanslı isim olarak verdiğim 8 numaralı Unzen. Bu grupta bu mesafede Ercan Çankaya idaresinde yine apprent indirimine gitmiş. Bugün etkili olmasını beklediğim bir isim. Yine 1 numaralı adını sen koy. 8 numaralı Unzen'i rahatsız edecek önlerde. Bugün Hişman Çizik idaresinde Turbo'nun tayı 1 numaralı adını sen koy da benim 2. şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Zeki Dayı yarış hızlı giderse sonlarda rakiplerini avlayabilir Müslüm Çelik idaresinde. Yine 6 numaralı Moskova Ateşi kalite kalitedir diyorum. Her ne kadar arızalı olsa da ben 6 numaralı Moskova Ateşi'nin de son yarışını çok beğendim arkadaşlar. Bugün 4. şanslı isim olarak önereceğim ve altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak hız yarışı olacak. Handikap 15 yarış. Burada da 6 numaralı Hazinem. Esasen 6 numaralı Hazinem'in Ahmet Çelik idaresinde bir yarışını izledim. Geçmişe dayanan yarışlarından gerçekten sonlarda çok etkiliydi. Sonlarda yarışa saldırıyordu. O gün sanırım arkadaşlar Çin pistte koşuyordu. Evet Çin pistte koşuyordu. Bugün kumda daha etkili koşan ve Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Hazinem'i rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 1 numaralı Uzun Yol. Safkan da arkadaşlar biliyorsunuz Elazığ'da ardı ardına etki yarışlar koştu. Kısa vade 6 ve şartlı 5 yarışlar kazandı. Atik Bey temsilcisi bugün benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Gökçe Kız son güzel yarışıyla, son etkili yarışıyla bu grupta da etkili olabileceğini gösterdi. Bugün Müslüm Çelik idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa diye devam edeceğim. 12 numaralı Zabira. Belki sürpriz olacak ama son yarışı gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün 50 kilo sikletiyle Mücahit Bayır idaresinde sürprize imza atabilir arkadaşlar. Özellikle sürpriz arıyorsak bu safkanı değerlendirebiliriz. Yine 4 numaralı Buniya 1. Evet arkadaşlar ve 2 numaralı Ağamsın isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Gaya'nın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da 11 numaralı The Best of Time
Gerçekten kalın bir safkan, löp bir safkan, hareket ettirmesi güç bir safkan ama son yarışında son yüzde öyle bir yürüdü ki arkadaşlar o gün için safkanın üstünde Vedat Abiş arkadaşımız vardı. Bugün Fatih Rüstem Bebek arkadaşımız biniyor. 11 numaralı Best of Time'a bugün Müslüm Çelik binse, Ahmet Çelik binse, Hişman Çizik binse, yine Ercan Çankaya binse hiç geçilmez tereddütsüz banko verebilirdim. Biraz tereddütüm var. Fatih Rüstem Bebek arkadaşımız safkanı yarışı teşvik edebilecek mi? Yoksa gerçekten çok kaliteli isim, gerçekten çok beğenimi kazanan safkan oldu. 11 numara The Best of Time isimli safkan. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numara Kara Derviş. Özellikle uzayan mesafelerde ben etkili yarış bekliyorum. Sonlarda, son yarışında temposunu hiç bozmadığını gördüm. Bugün Mehmet Salih Çelik arkadaşımız yine safkan binmeye başlamış biliyorsunuz. Sanırım kolu kırılmıştı en son arkadaşlar. Bugün yine sahalara dönmüş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine 4 numara Kara Derviş'te ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı My Pride. 5 numaralı King Dadaş ve 9 numaralı Line Rose. Bu safkandan etkili bir yarış gelebilir. Bir A-Seeker torunu arkadaşlar. Özellikle A-Seeker Bursa pistinde çok etkili yarışlar koşuyordu. Kabakum'da etkili yarışlar koşuyordu. Bugün 9 numaralı Line Rose sanırım Kabakum'la ilk defa tanışacak gibi hatırlıyorum. Sevgili yarışseverler diyerek ben altılı Ganya'nın kapanış koşusuna banko bir isimle gireceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar altılı Ganya'nın kapanış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada iki safkan arasında kaldım esasında ama sonra kararımı verdim. Burada 2 numara Pamphylia ve 4 numara Prickles arasında kaldım. İkisi de gerçekten çok güzel isimler ama özellikle 2 numara Pamphylia'nın son koştuğu 4. geldiği yarışını izledim ve o yarış şartlı 4 dişlere mahsus yarıştı. Üstüne Mert Gökalp Arslan arkadaşımız biniyordu. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak 2 numara Pamphylia'nın o yarışta sonlarda özellikle çok istekli ataklarla geldiğini gördüm. Ben bugün 2 numara Pamphylia'nın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı Ganya analizime geçmeden önce tekrar etmek istiyorum. Bir WhatsApp grubu kurduk. Ücretli bir grup. Tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak atıyorum. Yine attığım şablon içerisinde ufak altılı Ganya analizimiz oluyor. 15-20 liralık. Yine normal altılı tahminimiz oluyor. 50-60 liralık. Yine 80-100 lira, 100-150 lira civarı da geniş şablonumuz da oluyor. Sizler de grubumuza katılmak, sizler de kanalımıza destek vermek isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv@gmail.com adresine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini yazabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Sizler de katılmak isterseniz hepinizi grubumuza bekleriz. Diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ardından da yine ikinci altılı Ganyan analizimle karşınızda olacağım. Ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağında 2 numaralı Caravaggio ve 4 numaralı Şutka şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında arkadaşlar yine 9 numaralı Zircon, 7 numaralı Şapsı, 8 numaralı Tırmıl Efesi, yine 6 numaralı Lineshout, 2 numaralı Castle Rising isimli safkanları değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 8 numaralı Unzen, 1 numaralı Adını Sen Koy, yine 4 numaralı Zeki Dayı ve 6 numaralı Moskova Ateşi. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 6 numaralı Hazinem, 1 numaralı Uzun Yol, 5 numaralı Gökçe Kız, 12 numaralı Zabira
şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. Buradan da iki safkan çaldım. Altılık halinin 5. ayağında 11 numaralı The Best of Time, 4 numaralı Kara Derviş, 2 numaralı My Pride, 5 numaralı King Dadaş ve 9 numaralı Line Rose isimli safkanla değerlendireceğim. Yine altılganın son ayağında da 2 numaralı Pamfilya isimli safkanı jokeyi Ahmet Çelik idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum ve ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. İkinci altılı Ganyan programın 4. koşusuyla başlıyor. Burada biliyorsunuz 6 numara Hazinem, 1 numara Uzun Yol, yine 5 numaralı Gökçe Kız, 12 numaralı Zabira, 4 numaralı Bunuya Bir ve 2 numaralı Ağamsım isimli safkanları sırasıyla değerlendirmiştik. Altılgan ikinci ayağında yine 11 numaralı The Best of Time, birinci şanslı safkanımız. 4 numaralı Kara Derviş, 2 numaralı My Pride, 5 numaralı King Dadaş, 9 numaralı Line Rose, 1 numaralı 9 numaralı Line Rose yeter arkadaşlar. Yani çok geniş konulara bir numara Star Scream'de düşünülebilir diye işaretlemişim. Ama normalde 9'a kadardı. Ve altıgan 3. ayağında da 2 numaralı Pamfilya'nın özellikle kum performansını çok beğendim. Bugün Ahmet Çelik idaresinde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Günün banko ismi olarak öneriyorum. Altıgan 4. ayağında ben 5 numaralı Oğlum Recep'i bugün siklet avantajıyla İsa Katar idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Tek Kurşun Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak Kayızbert temsilcisi, yine etkili bir yarış çıkarabilir. Yine 4 numaralı Avan, 6 numaralı Çarıgard, 1 numaralı Köçek ve 7 numaralı Altın Onur diyorum. Burada 2 safkan kalıyor arkadaşlar. 3 numaralı Oğlum Kayra ve 8 numaralı Dallıcalı'da geniş oynayan, macera arayan, sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isim olacaktır. Altıganın 5. ayağına geçiyorum. Altıganın 5. ayağında yine kalitesini belli etti son yarışında. Altaha temsilcisi Hilalüzzaman 25 torunu 8 numara Can Sekli abi bugün Müslüm Çelik idaresinde benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Atılgan Kuruş son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün Apranti indirimine gitmiş Ercan Çankaya idaresinde 60,5 kilo sikletiyle bu yarışa katılacak. Benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Silver Tay, 3 numaralı Aydan Kız ve 7 numaralı Yılmaz Hoca sırasıyla bu grupta değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyorum. Ve programın kapanış koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar programın kapanış koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Burada 2 safkanı ayrı ayrı beğendim. Hatta ilk gördüğümde 4 numara King Can'ı banko olarak yazacağım dedim. Son yarışında tam ivme kazandığı anda, yani sprinte kalktığı anda yarış bitti sevgili yarışseverler. Bugün Ahmet Çelik'i gördüğüm üzerinde etkili bir yarış koşmasını bekliyorum ve bu safkanın. Ama 3 numaralı Gölge de aksiyonlarında tam kumcu bir safkan olduğunu belli etti. Bu safkan ünlü safkan Maria Kenny'nin anneden yavrusu, öyle diyeyim, kardeş demeyeyim arkadaşlar. Maria Kenny'nin tayı gerçekten çok etkili bir safkandı. Maria Kenny isimli safkan bir komoner yavrusuydu Maria Kenny. Bugün 3 numaralı Gölge de Hişman Çizik idaresinde bu mesafede bu rakiplerini geçebilir. Yani 3-4 ayıramadım arkadaşlar. Ama ufak altılı Ganyan analizlerimle elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. İlk ayakta 6 numaralı Hazinem. Yine 1 numaralı Uzun Yol. 5 numaralı Gökçe Kız. 12 numaralı Zabira isimli safkanları öneriyorum. 2 safkan çaldık buradan. 2. ayakta 11 numaralı The Best of Time. 4 numaralı Kara Derviş. 2 numaralı My Pride. 5 numaralı King Dadaş. Yine 9 numaralı Line Rose isimli safkanları öneriyorum. 3. ayakta 2 numaralı Pamfilya bankomuz arkadaşlar. 4. ayakta 5 numaralı Oğlum Recep. 2 numaralı Tek Kurşun. Yine 4 numaralı Avan.
ve 6 numaralı Yeşil Kale isimli safkanlar sırasıyla bu koşuyu önereceğim isimlerdir. Ve Altılgay'ın 5. ayağına geçiyorum. Burada da 8 numaralı Can Seklavi, 1 numaralı Altın Kuruş, 4. aya yanlış mı verdim bilmiyorum. 4. ayakta 5 oğlum Recep, 2 tek kurşun, 4 numaralı Avan, 6 numaralı Charigard isimli safkanları vermiştim. Herhalde 5. ayağı okudum yanlışlıkla. Ondan sonraki ayakta yine 8 numaralı Can Seklavi, 1 numaralı Altın Kuruş, 2 numaralı Silvertay ve 3 numaralı Aydan Kız şeklinde öneriyorum. Son ayakta da ben 3 numaralı Gölge isimli safkanı günün bankosu olarak öneriyorum. Ufak altılı Ganyan analizime ve Misli altılı Ganyan ardından yedili piyas tahminim olacak. Misli altılı Ganyan ikinci ve birinci altılıda yapacağım arkadaşlar. İlk altılıda Misli, 2 numaralı Caravaggio bankomuz olacak. İkinci ayak 9 numaralı Zirkon ve 7 numaralı Şapsı. Üçüncü ayakta 8 numaralı Unzen. Dördüncü ayakta 6 numaralı Hazinem bankom. Beşinci ayakta 11 numaralı The Best of Time. Evet arkadaşlar, 11 numaralı The Best of Time ve 4 numaralı Kara Derviş iki safkanla değerlendireceğim. Ve son ayakta da 2 numaralı Pampilya isimli safkanı banko olarak vereceğim. Yine ikinci altılıda ufak altılı Ganyan analizimde arkadaşlar. Evet, 6 numaralı Hazinem bankom. İkinci ayakta 11 numaralı The Best of Time ve 4 numaralı Kara Derviş. Üçüncü ayakta 2 numaralı Pamfilya bankomuz. Dördüncü ayakta da 5 numaralı Oğlum Recep, 2 numaralı Tek Kurşun ve 4 numaralı Avan şeklinde değerlendiriyorum. Yine 5. ayakta da 8 numaralı Can Seklavi ve 1 numaralı Atılgan Kuruş. Son ayakta da 3 numaralı Gölge isimli safkanı banko olarak öneriyorum. İkinci altılda Misli tahminimde. Ve 7'li piyasa tahminim şu şekilde olacak arkadaşlar. 7'li piyasalarda 8 numaralı Unzen isimli safkanı banko olarak vereceğim. 7'li piyasamızın ikinci ayağında 6 numaralı Hazinem yine banko olarak vereceğim. 7'li piyasamızın üçüncü ayağında 11 numaralı The Best of Time, 4 numaralı Kara Derviş, 2 numaralı My Pride ve 5 numaralı King Dadaş isimli safka. Hatta 9 numaralı Line Rose'u da bomba isim olarak koyalım. Yine 4. ayakta 2 numaralı Pamfilya bankomuz olacak. 5. ayakta 5 numaralı Oğlum Recep, 2 numaralı Tek Kurşun ve 4 numaralı Avan. Hatta 6 numaralı Charigard'da yazalım. 5. ayakta 8 numaralı Can Seklavi, 1 numaralı Altın Atılgan Kuruş ve 2 numaralı Silvertay şeklinde değerlendireceğim. Hatta 3 numaralı Aydan Kız'ı da sürpriz isim olarak yazabiliriz. Ve son ayakta da programın kapanış koşusunda da yine Maria Kenny'nin tayı 3 numaralı Gölge isimli safkanı Şişman Çizik İdaresi'nde banko isim olarak öneriyorum 7'li piyasalarda. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Az sonra akşam yarışlarıyla İzmir At Yarışları analizimle karşınızda olacağım. Dediğim gibi ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Burada tahminlerimi vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız bu bilgileri benden başkası görmeyecek arkadaşlar. Çünkü onaylamadan yorumları salmıyorum. Ya da okangunertv@gmail.com adresine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Tahminlerimi sıralı olarak şablon şeklinde atıyorum. Yine ufak altılı, normal altılı ve büyük altılı şeklinde atıyorum. Yine çılgın altılı, yani dili altılı adı altında cesaretli altılı Ganyan tahminim oluyor. Hepinize hayırlı günler, hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.